Efendim, Borsa İstanbul Merkez Bankası'nın faiz kararının geleceği yeni güne %0,33'lük değer kazancıyla 9.753 puandan başlıyor. Dünse kapanış rakamı olarak 9.722 puan seviyesini görmüştük ki yaklaşık 30 puan yeni güne yukarıdan açılıyor. Peki bankalar bugüne nasıl başladı? Dün bankalar %2,77'lik değer kazancıyla günü tamamlamışlardı. Yılbaşından bu yana bankaların değer kazancı %51 ve bugüne ise bankacılık endeksi 0,29'luk değer artışıyla 13.210 puandaki işlemlerle başladılar. Şimdi konuğumuza döneceğiz. Çağlar Toros'a gideceğiz. Borsanın açılışını yeniden değerlendireceğiz. Nasıl karşıladın bu açılışı Çağlar? Özellikle bankaları konuşuyorduk ama bu Borsa İstanbul cephesindeki hareketliliklerle birlikte 10.000 puan seviyelerini görmemiz acaba yakın mıdır? Evet, yani dün Viyop akşam seansının normal seans kapanışının yakınında günü tamamlaması, sabah saatleri itibariyle Asya piyasalarındaki yatay yönlü seyir ve Amerikan vadelilerindeki hafif alıcılı yönlü seyirin etkileriyle birlikte Borsa İstanbul BIST endeksinde güne hafif alıcılı bir şekilde başlangıç yaptı. Evet, Merkez Bankası'nın kararına tamamen odaklandık. Senin de belirttiğin gibi bankacılık tarafındaki hareketlerle birlikte yukarı yönlü bir hareket var. Şunu da söyleyebilirim. Yani Borsa İstanbul tarafı rekor seviyelere gidiyoruz ama burada bankacılık tarafı ve holding tarafındaki sert yukarı yönlü hareketlerle birlikte rekor seviyelere doğru ilerleyen bir Borsa İstanbul BIST endeksi var açıkçası. Geçtiğimiz haftalardan itibaren özel bankalardaki yukarı yönlü seyre dün kamu bankaları da eşlik etmişti. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararı ile birlikte tabii ki bankalar yakından takip edilecek. Burada iki fiyatlama mekanizması olabilir. Birincisi rasyonelite çerçevesi içerisindeki fiyatlamalar. İkincisi de bankalar tarafındaki politika faizinin yüksek olması ile birlikte bankalar tarafındaki bir karlılıklar tarafındaki baskının fiyatlamaları olabilir. O yüzden volatilitenin açıkçası yüksek kalmasını bekliyorum. Endeks tarafında 9400 seviyesinin üstünde kalabilirsek ya da 300 dolarlı seviyelerin tekrar üzerine çıkabilirsek ben kısa vadeli olarak bu üçüncü üst bandının geçtiği 10.200 seviyesinin hedef haline gelebileceğini düşünüyorum. Geri çekilmelerde 9400 seviyesini yakından takip etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi Merkez Bankası'nın kararı ile birlikte bankacılık tarafıyla özellikle volatilitenin Borsa İstanbul tarafında artmasını bekliyorum. Çağlar, çok teşekkür ediyoruz. Değerli yorumlarını paylaştın, yayına eşlik ettin. İnfo Yatırım ailesine de kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.